Hendek gazvesi İslam daveti açısından önemli bir dönüm noktası olur. Kureyş bu savaştan sonra Müslümanların üzerine bir saldırı düzenleyemediği gibi bu başarı putperest Arap kabileleri arasında Müslümanlığın yayılışını hızlandırdı. Kur'an-ı Kerim'de açık bir fetih olarak isimlendirilen, Hayber ve Mekke fetihlerine kapı aralayan Hudeybiye Anlaşması bu yayılışı daha da hızlandıracaktı. Bu konularla ilgili olarak kullanılacak anahtar kavramlar Hudeybiye Anlaşması, Hayber'in Fethi, Mute Savaşı, Mekke'nin Fethi, Veda Haccı ve Hutbesidir. Bu programı izledikten sonra Hudeybiye Anlaşması'nın Medine'nin statüsü ve İslam'ın yayılışı açısından önemi nedir? Hayber'in fethi nasıl gerçekleştirilmiştir? Mute Savaşı kimlerle yapılmış, nasıl sonuçlanmıştır? Mekke'nin Müslümanlar tarafından fethi nasıl gerçekleştirilmiştir? Veda Haccı ve hutbesi neden ayrı bir öneme sahiptir? Sorularına yanıt bulabileceksiniz. Hazreti Peygamber Hicret'in 6. yılı Zilkale ayının ilk günlerinde gördüğü rüyasında ashabıyla birlikte Mekke'ye giderek Kabe'yi ziyaret etmişti. Bu rüya üzerine Umre'ye gidileceğini müjdeledi ve gitmek isteyenlerin hazırlanmalarını söyledi. Mekke müşriklerine savaş maksadıyla gelmediklerini göstermek için yanlarına yol emniyeti için gereken kılıçtan başka bir silah almamalarını emretti. Ayrıca kurbanlık olarak 70 deve hazırlattı. Zülhuleyfe mevkiinde öğle namazını kıldırdıktan sonra Umre için ihrama girdi. Diğer taraftan Müslümanların Mekke'ye doğru gelmekte olduğunu öğrenen müşrikler, geliş maksatları ne olursa olsun onları Mekke'ye sokmama kararı aldılar. Bu yüzden çıkacak bir savaşı da göze alarak savaş hazırlığı yapmaya başladılar. Halit bin Velid'in kumandasındaki süvari birliğinin Müslümanların yolunu kesmesi üzerine Hz. Peygamber Hudeybiye kuyusu civarında konakladı. Hz. Peygamber savaş niyetinde olmadığını bildirmek ve umreye izin verilmesini sağlamak için Hazreti Osman'ı Mekke'ye yolladı. Hazreti Osman ziyaret için ısrarını sürdürünce onu gözaltına aldılar. Hazreti Osman'ın dönüşü gecikince Müslümanlar arasında onun öldürüldüğüne dair bir haber yayıldı. Bu haber havayı gerginleştirdi. Hazreti Peygamber artık müşriklerle savaş yapmadan geri dönülmeyeceğini açıkladı ve ashabından Orada bulunan bir ağacın altında ölünceye kadar savaşmak ve asla savaştan kaçmamak şartıyla biat aldı. Biat haberi Mekke'ye ulaşınca müşrikler ölüm kalım savaşı için ahitleşen Müslümanlarla savaşı göze alamadılar ve Hazreti Osman'ı serbest bıraktılar. Ayrıca Süheyl bin Amr ve arkadaşlarını elçi olarak gönderdiler. Neticede Hazreti Peygamberle Kureyş heyeti arasında Medine İslam Devleti'nin Kureyş tarafından resmen tanındığı Hudeybiye Antlaşması 628 Nisan ayında imzalandı. İslam'ın yayılışını hızlandıran, Hayber ve Mekke fethine zemin hazırlayan antlaşmanın şartları ise şöyleydi. Süresi 10 yıl olarak belirlenen antlaşmanın ilk maddesinde bu süre zarfında birbirleriyle savaşmama, birbirlerine saldırıda bulunmama şartı vardır. İkinci madde ise Müslümanların gelecek yıl umre yapabileceklerini belirtir. Üçüncü maddede sulhun devam ettiği süre içinde Mekke müşriklerinden İslam'ı kabul edip velisinin iznini almadan Medine'ye sığınanların Mekke'ye geri gönderileceği yazılıdır. Ancak Müslümanlardan birinin Mekke'ye gitmesi durumunda geri verilmesi zorunlu değildi. Bu antlaşma daha önceki zaferlerden daha iyi netice verdi ve İslam'ın yayılışı hızlandı. Nitekim bundan sonraki iki yıl içinde İslam'ı kabul eden Müslümanların sayısı antlaşmaya kadar geçen 19 yılda İslam'a girenlerin sayısını aştı. Bu arada Halid bin Velid, Amr bin As ve Osman bin Talha gibi Kureyş'in üç önemli şahsiyeti Medine'ye gelerek Müslüman oldu. Diğer taraftan Hazreti Peygamber bu antlaşmayla sağlanan barış ortamından yararlanarak komşu ülkelerin hükümdarlarına İslam'a davet mektupları gönderdi. Mekke-Hayber ittifakını da sona erdiren bu antlaşma sayesinde İslam'a düşmanlıklarını gittikçe şiddetlendiren Hayber Yahudileri ile mücadele imkanı buldu. Medine-Suriye yolu üzerinde Medine'ye 150 kilometre uzaklıkta bulunan Hayber, sadece Yahudilerin yaşadığı önemli bir şehirdi. 3 ayrı bölgedeki 8 hisardan oluşuyordu. Medine'den çıkarılan Beyni Nadir Yahudilerinin liderleri ve kabileden bir kısmı Hayber'e yerleşmişlerdi. Bundan itibaren Hayber Müslümanlara karşı düşmanca bir politika takip etmeye başladı. Hayber Yahudilerinin savaş hazırlığı başlatarak Fedek Yahudileri ve Gatafan oğullarını yanlarına almaya çalıştıkları duyulmuştu. Hudeybiye Antlaşması sayesinde Mekke tehlikesi ortadan kalktığı için daha rahat hareket eden Hazreti Peygamber, gerekli hazırlıkları başlattı. Hızlı bir yürüyüşle dört gün sonra bir gece vakti Hayber şehrine ulaşıldı. Hazreti Peygamber sabahı bekledi. Sabah vakti bahçe ve tarlalarına gitmek üzere kalelerinden çıkan Hayberliler, İslam ordusunu görünce korku içinde kalelerine çekilip kapıları kapattılar. Hazreti Peygamber önce Yahudileri İslam'a davet etti. Teklifin reddedilmesi üzerine Hayber kalelerini kuşatma altına aldı. Kalelerin civarında çok şiddetli çatışmalar yapılıyordu. Sonuçta kalelerin hepsi fethedildi. Hayber'in fethi bölgedeki diğer Yahudi yerleşim merkezlerini de etkiledi. Medine için bir düşman yuvası haline gelen ve önemli bir tehdit oluşturan Hayber Gailesi bertaraf edildiği gibi, Arabistan'daki Yahudi kolonileri İslam devletinin hakimiyetini tanımış oldu. Mu'te Savaşı'nın sebebi Hz. Peygamber'in Busra emirine gönderdiği elçi Haris bin Umeyr el-Ezdi'nin Mu'te'den geçerken Bizans adına bölgeyi idare eden Hristiyan Gassani emiri Şurah bin bin Amr tarafından öldürülmesidir. Devletler arası hukukun ihlal edilerek elçisinin öldürülmesini bir savaş sebebi sayan Hazreti Peygamber Mute'ye göndermek üzere Zeyd bin Harise komandasında 3000 kişilik bir ordu hazırladı. Mute'ye varınca savaş düzenine geçen İslam ordusu kendisinin en az 30 katı olan büyük bir orduyla savaşa girdi. Uyguladığı bir taktikle Bizans ordusunun geri çekilmesini sağlayan Halid bin Velid ordusunu Medine'ye getirdi. 15 şehidin verildiği bu savaş için Hz. Peygamber Mu'te Savaşı'nın Müslümanlar açısından bir zafer olduğunu müjdelemişti. Hudeybiye Antlaşması'nın üzerinden henüz iki yıl geçmeden Mekke müşrikleri antlaşmayı bozdular. Mekke üzerine yürümeye karar veren Hazreti Peygamber, Ebu Süfyan'ın dönüşünün ardından nereye gidileceği veya kiminle savaşılacağını açıklamadan, ashabına savaşa hazırlanmalarını emretti. Ebu Rühüm el-Gifari'yi vekil bırakan Hazreti Peygamber, 10.000 kişilik ordusuyla 1 Ocak 630 günü Medine'den ayrıldı. Mekke yakınlarındaki Mevruz Zahran Vadisi'ne kadar gelerek orada konakladı. Ordusunun kalabalık olduğunu gösterip Mekkelilerin gözünü korkutmak için geceliğin her askerin bir ateş yakmasını emretti. Daha sonra ordusunu dört kola ayırdı. Mecbur kalınmadıkça kan dökülmemesini emretti. Halid bin Velid'in kumandasındaki birlikler hariç diğer üç kol Mekke'ye çatışmasız girdiler. Ancak güneyden şehre giren Halit küçük bir grubun saldırısıyla karşılaşınca çatışma çıktı. İki Müslüman şehit düşerken 13 müşrik öldürüldü. Şehre merkezi birliğin başında giren Hazreti Peygamber sancağını Hacun mevkine diktirip bir süre dinlendikten sonra Kabe'ye yöneldi. Hacer-ül selamlayıp öptü. Devesi kasvanın üzerinde elindeki sopa ile putları devirerek tavafını tamamladı. Daha sonra ashabına Kabe'nin içini ve çevresini orada bulunan putlardan temizlemelerini emretti. Ardından haklarında verilecek kararı öğrenmek için toplanan müşriklere hitap etti. Haydi gidiniz hepiniz serbestsiniz diyerek onları affettiğini açıkladı. Hazreti Peygamber Hicret'in 10. yılında Zilkade ayının başında hac hazırlığına başladı. Ashabına da hacca hazırlanmalarını söyledi. Habercilerle durum bütün Müslümanlara bildirildi. Hazırlıklarını tamamlayan hacı adayları kafileler halinde Medine'ye gelmeye başladılar. Hazreti Peygamber 23 Şubat 632 tarihinde öğle namazının ardından Medine'de toplanan sahabilerle birlikte yola çıktı. 10 gün sonra Mekke'ye ulaşıldı ve Mekke'yi dolduran hacı adaylarıyla birlikte Kabe tavaf edildi ve ardından Safa ve Merve tepeleri arasında say yapıldı. Pazartesi, salı ve çarşamba günlerini de Mekke'de geçiren Resulullah bu günlerde de Kabe'yi tavaf etti. Perşembe günü Mina'ya hareket etti. Geceyi orada geçirdi. Arefe günü güneş doğduktan sonra Mina'dan hareketle Müzdelife'yi geçerek Arafat'ta kurulmuş olan çadıra indi. Aynı gün akşam üzeri Arafat'tayken artık dinin tamamlandığını bildiren Kur'an-ı Kerim'in son ayeti nazil oldu. Bugün size dininizi kemale erdirdim. Size olan nimetimi tamamladım ve size din olarak İslam'ı seçtim. Hazreti Peygamber'in Arife günü Arafat'ta 140 bin civarındaki topluluğa okuduğu, sahabileriyle vedalaştığı bölümler dolayısıyla veda hutbesi olarak isimlendirilen ve İslam dininin temel prensiplerini özet bir şekilde sunan hutbesi, temel insan hakları bakımından eşsiz bir vesikadır. Bu konuşmayı yaptıktan yaklaşık 3 ay sonra vefat eden Hz. Peygamber, bir daha hac yapamadığı ve haccı esnasında ashabıyla vedalaştığı için bu haccına veda haccı denilmiştir. Ayrıca Hazreti Peygamber'in ilk ve tek haccı olması dolayısıyla Haccetül İslam, hac esnasında hac ibadetinin bütün hükümlerini ve rükünlerini açıklamış ve uygulamış olması bakımından Haccetül Bela, İslam ahkamının hac ibadetiyle tamamlanmış olması dolayısıyla da Haccetül Kemal ve Tamam adları verilmiştir. Programa Hudeybiye Anlaşması ile ilgili açıklamalarla başladık. Ardından Hayber'in fethi ile ilgili açıklamalarla programı sürdürdük. İlerleyen bölümde ele aldığımız konuysa Mute Savaşı'ydı. Veda Haccı ve Hutbesi ile ilgili açıklamalarla programı tamamladık. Konuyla ilgili ayrıntılı bilgi İlk dönem İslam Tarihi ders kitabının 5. ünitesinde yer almaktadır.